Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümde sizlere ProVape şirketine ait Provari P3'ü tanıtmak istiyorum. Uzun zamandır dediğim 2-3 haftadır bu cihazı kullanıyorum veya daha fazla hatırlamıyorum. Belki bir ay olmuştur. Daha önce um, Polisit modeli elimde vardı. Daha sonra Satin Silver P3'ü tekrar temin ettik bir arkadaş vasıtasıyla. P3 bize nedir değişikliklerle geliyor? Provari 2.5 Provari Mini elimde vardı daha önce. Ancak belirli sebeplerin dolayı işten, yoğunluktan dolayı o cihazı satmadan önce bir çekim yapamadım. Ancak Provari P3 de bu sefer zamanım olunca yer vermek istedim. Evet cihazımız bu şekilde bir kutu ile elimize geliyor. Üzerinde bir yapışkan var. Satin Silver P3 olarak Corporate 2014 Pro Vape şirketine ait. 18 yaşına küçük de satılmaz. Yani bu tür pahalı bir cihaz, dünya genelinde çok sevilen bir cihaz için böyle bir karton kutu yani bilemiyorum daha güzel bir kutu yapabilirlerdi. Öncelikle üzerinde ne belirtmişler? Variable voltage. Bunu hem ıı, değişken voltaj olarak kullanabiliriz, değişken watt cihaz olarak kullanabiliyoruz. İçerisinde değiştirme şansımız var. 2.9 volttan 6 volta kadar 0.1 volt adımlarla ayarlama şansımız var. Watt'ta ise 3 watt'tan 20 watt'a 0.2 adımlarla watt'ı ayarlayabiliyoruz. Yani 20 watt'a kadar desteklemiş bu sefer cihaz. Hotshot Boost. Bu da coil'umuz ilk düğmeye bastığımızda ateşleme yaptığımızda İlk birkaç saniye koyulumuzu belli bir dereceye getirmemiz Yani bunun için bizim için avantajımız ne oluyor? Arada ara çekiş yapıp üflemek gerekmek gerek kalmıyor. Bu ürün OLED display, display değiştirmiş. Daha önce sadece numarik 3-4 tane vardı. Bu sefer daha detaylı OLED display ekran kullanmışlar. Adaptive connection daha önceki Provariler 510 pin'i e ayarlanmıyordu artık herhangi bir atomizerla pek sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Ancak forumda da birkaç arkadaştan duyduğum okuduğuma göre bazı arkadaşlar klonlarla örneğin magma klonlarla sorun yaşamış. Arada biraz boşluklar kalmış. Elinde şu an magma klon yok maalesef deneyemeyeceğim. IQ Input Quality Monitor. Burada pilden atomize kadar giden güçte herhangi bir kirlilik olduğunda bağlantı noktalarında bize bunu gösteriyor. Örneğin 60 diyor. Good. 40 bed temizlik yapma zamanımız gelmiş anlamına geliyor. Evet kutumuzu açalım. Tabii ki ben bu cihazı ilk kez açmıyorum. Daha önce kullandım bu cihazı. Açtığımızda karşımıza neler geliyor? Öyle, öyle. İlk başta bir uyarı. Ne demişler? Sadece AV, İMR, kırmızı, yüksek dinajlı pil kullanınız. Sanırım AV ile bir anlaşması var arkadaşlarım. Ben AV kullanmıyorum şu an. Bunu kenara koyalım. Haftalık cihazınızı temizlemeyi unutmayınız diyor bağlantı noktalarını. Daha sonra böyle mavi bir kağıt geliyor. Beauty Ring Operation. Provari P3'ümüzde birazdan göreceğimiz gibi üzerindeki Beauty çıkarma, değiştirme şansımız var. Herhangi bir 510 konektörüne bir şey olacak olursa eğer. Evet. Cihazımız bu arkadaşlar. İçerisinde bir adet USB stick geliyor. Üzerinde Provari Instruction Manual kullanım kılavuzu yazıyor. Fazla büyük değil arkadaşlar 1-2 GB falan beklemeyin. Yanlış hatırlamıyorsam 100 veya 200 MB bile değil miydi? O civarlarda bir şey hafıza boyutu var bu USB istekimizin. İçerisinde İngilizce, Almanca birkaç farklı dilde kullanım kılavuzu geliyor. Ayrıca ProVape şirketinin fabrikasında çektiği bu tüplerin hazırlanışı falan tarzında kontroller, navlog sürülmeleri, paketlerin hazırlanması videosu, örnek videosu yayınlamışlar. Ben bu videoda bunu eklemeyeceğim. İsteyenler bunu YouTube'da zaten bulabilir bu videoyu. Daha önceki prov provarilerde, provari 2.5, provari 1000'lerde farklı pillerde kullanmak istediğimizde sürekli yedek tüpler falan almamız gerekiyordu. Bu cihazda güzellik olan üzerinde 2 adet ekstra tüple geliyor arkadaşlar. Şimdi 1 adet Uzatma tüpümüz zaten kenara koyulmuş. Ayrıyetten buton kepimizi açtığımızda burada bir adet daha tüpümüz var. Arkadaşlar onu da çıkardığımızda bunu da kenara koyar. Eğer ki cihazımızı tekrar birleştirirsek göreceğimiz gibi provari mini boyutlarında. Boyutlarında çok farklı bir şey olmamış arkadaşlar. Daha önce ben birkaç videoda gördüm. 1 milim 2 milim falan sapmalar mevcut. Fazla çok büyük çok farklı değişiklikler yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine OLED display. Satin sırrı. Bunu daha önce belki provari kullanan arkadaşlar zaten biliyordur. Parmak izi bırakmıyor bunun bir avantajı. O daha o yüzden ben zaten cihazımı değiştirdim. Daha önce polished olan modelim vardı. Daha pahalıydı. Ancak satin sıvırda güzel olan parmak izi kalmıyor arkadaşlar. Gerçek cam kullanılmış. Yine düğme aynı arkadaşlar. Sert bir düğmemiz var. Dış dizayn değişmiş. P3 yazısı mevcut. Yine P3 yazısı mevcut. Provari P3. Önde P3. Ee, aşağıda ise bir adet e, pilimiz çok fazlasında. Gaz çıkaracağı zaman buradan kullanabiliyoruz. Evet. Kısa bir aradan sonra içeriden beni çağırdılar. Ee, nerede kalmıştık? Evet. Ee, büyük bir gaz çıkmak için delik arkadaşlar gazın çıkması için pildeki gazın. Ee, asıl büyük değişiklik tabi tüpte bu şekilde her şey bir arada gelmesi bizim için avantaj. Daha önceki cihazlarda e, sürekli bu tarz parçaları ekstradan almamız gerekiyordu. Bu şekilde 18350'lik bir pil ile kullanabiliyoruz arkadaşlar mesela örneğin ben EFest'in 700 miliamperlik pilini kullanıyorum. Ee, bu şekilde 18.350 Provar Mini boyutunda bir adet tüpümüzü taktığımızda uzatma tüpümüzü 18.450, 18.500 e, pillerle kullanma şansınız var. Eğer ki arkadaşlar bu tüpleri birleştirir isek ve monte edersek 18.650 pillerle bu cihazı kullanma olanağımız oluşuyor. En büyük yenilik içerisindeki çip haricinde bu üst kısım arkadaşlar. Şimdi bu kendi beauty ringi var. Öncelikle Provari daha önceki modellerde bu ön tarafta bir kavisli bir modeli vardı. Herhangi bir atomizer takma sürekli çirkin bir görüntü oluşuyordu. Beauty beauty ring takmamız gerekiyordu. Onlar ayrı temin edilmesi gerekiyordu. 23'te 22 mi düşüren? 22'den 22'ye. Ee, burada direkt flat top yapılmış cihaz arkadaşlar. Ee, güzellik olan bu beauty ringi ayrıca cihazdan demonte etme şansımız var. Ve ileriki zamanlarda herhangi e, 510 konektörümüzde bir şey olacak ise bu konektörü de buradan çıkarma şansımız mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu bu parçayı daha sonra sanırım Zaten bu çelikten yapmak kolay kolay bir şey olacağını sanmıyorum. E, dişlerine. Ancak herhangi bir şey olacak olursa eğer. Bu parçayı değiştirme şansınız var. Tamamen Provari P3'ü mahvetmiş olmuyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde de cihazı kullanabiliyoruz. Örneğin. E, Suve Mesto şirketinin. Kayfun V4'ü veya daha farklı şirketlerde de var. E, Provari P3 konektörleri geliyor arkadaşlar. Örneğin ben. Kayfun V4'e bunu taktım. Gördüğünüz gibi 510 pin değil. Direkt ProVari P3 e, dişlisi, konektörü mevcut. Ve bu şekilde direkt cihazımıza bunu bu şekilde monte etme şansımız var. Bunun avantajı arkadaşlar. Ben önce kendim de düşündüm. E, P3 konektörümüzü kullandığımızda doğal olarak e, daha da kısalıyor. Hayır. Cihazımız daha kısalmıyor. Atomizer'ımız daha kısalmıyor. Aslında bunun e, Pozitif yanlarından biri daha sağlam durması. 510 konektörü küçük bir konektör. Yere düştüğümüzde falan kırılma riski her zaman vardır. Ancak buradaki dişliler daha geniş çapta olduğu için arkadaşlar kolay kolay kırılma falan olmayacaktır. Tabii buradaki dişliyi mahvettiğimizde <laughs> o zaman bir sorunumuz elbette ki oluşacak. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Hatta ve hatta bir pir yerleştirelim ve cihazımızın menülerine bir göz atalım. Neler değişmiş? Dediğimiz gibi 20 Watt'a kadar çıkış gücü sahip. Provari zaten dünya genelinde çok sevilen bir cihaz. 18.350 tam dolu değil bu pil. Biz en iyisi bir dolu pil kullanalım. Burada bir yerde mevcuttu. Bir tane direkt şarj cihazını çıkaralım. 4.2 gösteriyordu. Cihazı ilk çalıştırdığımızda arkadaşlar Bir daha tekrarlayalım. İlk pilimizi taktığımızda Pro vape logosu karşımıza geliyor ve cihaz hazır duruma geçiyor. Bir diğer faktör ise daha önceki ledlerde cihazımızı aldığımızda yok kırmızı led ekran ve kırmızı tuş ışık mavi yeşil yani ekran yeşil arka tuş bastığımızda yeşil yanıyordu. Bu cihazda OLED kullandığı için ekran direkt beyaz yani bunu değiştirme şansımız yok. Sadece ışık gücünü ayarlayabiliyoruz işte geceleri gözümüzü almasın diye örneğin benim fark ettiğim bir şey. Arka taraftaki ışık ilk taktığımızda arkadaşlar bütün hangisini ayarlamak istiyorsanız yani demek istediğim led ışığını herhangi bir ışık rengini seçebiliyorsunuz konuşamadım. Şimdi bir örnek yapacak olursak elimizi taktığımızda tüm ışıkları tek tek bir geçmiş olacak. Yani bu ışıkların herhangi birini seçebilirsiniz. Ben beyazı tercih ediyorum. Ön beyaz, arka beyaz, Herkes kendi sevdiği rengi kullanabilir arkadaşlar. Pembeyi mesela ben düşünmem katiyen. Ee, menüye göz attığımızda. Bir kere ateşleme tuşuna bastığımızda arkadaşlar. Şu an e, oğumda OP yazıyor. Çünkü atomizerimiz yok üzerimizde. Herhangi bir ateşleme için pilin gücün şu an ölçmedi. Ee, 9.4 volt 6 watt. E, 9.6 volt <laughs> 9.4 watt atomizer'ımızı yerleştirelim. Ve bir bakalım gösterdikler ne tür değişiklikler olacak arkadaşlar. Bir ateşleme yapalım kısa. Evet. Sesi duyuyorsunuzdur. 1.4 ohm direnci keşfetti arkadaşımız. 3.6 voltta 9.4 watt güç uyguluyor. Şu an Watt modunda ayarlı. Bunu şu şekilde fark ediyorsunuz. Üstteki gösterge her zaman çalıştığı sistemi, Yani şu an 9.4 Watt'a ayarladım ve pilden aktaracak güç 3.6 Volt olduğunu aşağıda tekrar bize belirtiyor. Bir daha bastığımızda pilimizin %89 yani bu pilde bayağı eski 3-4 aydır kullanıyorum veya daha fazla. O yüzden şarj cihazını çıkardığımız halde bile şu an %89 gösteriyor. Bu demektir ki piller artık yavaş yavaş değişme zamanı gelmiş. Menümüze girdiğimiz arada yine 1, 2, 3, 4 kere bastığımızda bu şekilde slide modunda var. İlk başta buna alışmak biraz güç oluyor arkadaşlar. Ee, hemen yakalamanız gerek girmek istediğiniz menüye. Örneğin buraya girdiğimizde kaydet, diş, led ışıkları ayarlama, boost. Boost'u kaçırdık mı? Evet kaçırdık. Boost konusuna gelmek istiyordum arkadaşlar. Tekrar kaçırdık konuşurken. Evet sete gireceğiz ya ben de boost arıyorum arkadaşlar. Evet mesaj geldi telefonumuz titredi. Set. Let boost arkadaşlar ve boost 1 yapalım örneğin. Boost 1 yaptıktan sonra exit diyerek çıkıyoruz. Ana menüde 1.4 ohm 9.4 watt 3.6 watt bir daha tıkladığımızda Pilimiz %89 boost. Birinci mod. Birinci boost da ayarlı olduğunu. Şimdi tıkladığımızda tuşumuza e, ilk başta yüksek bir gerilim veriyor arkadaşımız. Arkadaşımız koylu. E. Ve e, coil önceden bir ısıtmış oluyor. Yani ilk çektiğimizde buhar performansı üst seviyeye çıkmış oluyor arkadaşlar. Diğer menülere fazla e, ayrıntıya girmek istemiyorum. Buradan 9.4 watt. E, 3.7 volt direkt volt ayarlama düğmesi bazen 888 pil gücü 1.49 ohm sarılı 181 IQ monitör grid i e demek yani cihazımız şu an temizlenmesine gerek yok bağlantı noktalarına voltumuz nasıl ayarlıyoruz wattımız düşürelim diyelim 94 watt ve volt moduna geçmek için şimdi basıyoruz ve şu an voltumuz düşürme şansımız var şu an yükseltiyoruz 3.7 ve uçuyor arkadaşlar 5. 6. Ha, devam etti. Bakalım kaça kadar? 6 volta kadar gitmesi lazım arkadaşımız. Ve biraz beklediğimizde şu an gördüğünüz gibi yukarı aşağı düşürme şansınız mevcut. Tekrar tekrar yük, yükseltme şansınız ve bir süre sonra bu ayarı kabul etmiş oluyor ve output to high problem. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar ve e, lütfen diyor fix edin, hazırlayın, yapın, tamir edin. Bilemiyorum neden <laughs> Ee, bu koilümüz için 6 volt çok fazla güç geldi. Ee, sanırım amper sınırı var cihazımızda. Şu an aklımda değil kaç olduğu. Belirli bir amper sınırına geldiğinde arkadaşlar ateşleme yapmayacağız veya direkt kendini koruma moduna geçiyor. Çipinde sanırım bu gücü kaldırmıyor. Ee, cihazımız bu şekilde. Provari P3 örnek olarak şu an üzerinde orijinal Kayfun V4 ve Chris Moon arkadaşımıza ait Belki bu arada Chris Chris'ın bu um, belki'in videosunu yayınladığından birkaç saat sonra arkadaşımız youtube'da direkt bana bir soru yöneltmiş um, yorumlar kısmına görebilirsiniz Facebook sayfanız var mı Ben de cevap yazdım yeni yeni yapıyorum şu an her şeyi ve Facebook sayfası yolda ama ancak sizin için birazını açabilirim ve hala dönüş olmadı bir Facebook sayfamızda açtık arkadaşlar bu arada um, videoların devamı gelecek inşallah. Dediğimiz gibi arkadaşlar cihazımız bu şekilde menüye giriyoruz. Volt yükselt, volt düşüt. Cihazımız kapat aç. E, program kaydedebiliyoruz. Örneğin bir ayarlama yaptığınızda bunu 4. P ye, 4P, 4P'ye kaydettiğimizde ileriki zamana direkt 4P'den bunu tekrar açıp hiçbir ayar değiştirmemize gerek kalmıyor. E, cihazımızı buradan off moduna getirdiğimizde cihazımız kapanıyor ve artık ateşleme yapmıyor. Tuş ışık bir Off selected. tamamın Cihaz kapanmıyor. Güzel bir yanımız, pili değiştirdiğimizde hiçbir ayarımız kaybolmuyor arkadaşlar. Bazı atom e, e, modlarımızda bu şekil sorunlar var. Pili değiştirdiğimizde direkt yeniden bütün her şeyi ayarlamamız gerekiyor. Hele ki 100 wattlık bir modunuz varsa her şeyi sıfırdan ayarlamak her zaman sıkıntı. Cihazımızı tekrar açıyoruz. Arkadaşlar On Selected. Biraz beklediğimizde cihazımız hazır moduna geçiyor. Tüm detaylara girmeyeceğim arkadaşlar zaten. Exit ve bu şekilde bir çekiş yapalım da iki de bitmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Kısa bir video oldu ancak kısa ve öz tutmak istiyorum genellikle videolarımı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.